Ukrayna açıklarındaki Yılan Adası işgalin ilk günlerinden beri Ruslara direnişin sembolü olarak kabul ediliyor. CNN International geri alınan adadaki yıkımı görüntüledi. Ukrayna saflarında savaşan Rus gönüllülere de mikrofon uzattı. Neredeyse bir yıldır bombardıman altında bulunan Yılan Adası Ukrayna'nın Rusya'ya direnişinin bir sembolü. Bir uluslararası basın kuruluşu ilk kez adaya çıktı. CNN International zorlu yolculuğu adım adım görüntüledi. We are really getting tossed around out here, but we need to take a small boat because we need to stay out of the sights of Russian reconnaissance aircraft. Ukrayna'nın açıklarında bulunan ada savaşın ilk döneminde gündeme gelmişti. Adadaki Ukraynalı askerler Rus zırhlısı Moskva'nın teslim olun çağrısına verdikleri küfürlü yanıtla tarihe geçti. Bu askerlerin öldürüldüğü varsayılıyordu. Ancak Rusya'nın adadaki garnizonu esir aldığı ortaya çıktı. Esirlerin bir kısmı daha sonra yapılan takaslardan birinde serbest bırakıldı. Rusya'nın işgal ettiği ada aylar sonra yeniden Ukrayna kontrolüne geçti. Şimdi ise adayı tamamı Rus gönüllülerden oluşan bir garnizon koruyor. Ukrayna saflarında savaşan bu askerler Rus ordusunu düşman kabul ediyor. Onlar bizim için ne olursa olsun düşman. Rus gönüllülerin birçoğu savaş öncesi Ukrayna'da yaşıyordu. Hayatımız, ailemiz, işlerimiz vardı. Rusya bize saldırdı. Başka ülke saldırsa onlarla da savaşırdık. Kadim bir Yunan tapınağına da ev sahipliği yapan adada bir saatten fazla durmak mümkün değil. Çünkü Rus güçleri en ufak bir yaşam ibaresinde bile bu kaya parçasını amansızca bombalıyor. Vaktimiz doldu. Bir saattir buradayız. Dalgalar büyümeden ve Ruslar yerimizi tespit etmeden önce gitmeliyiz.